Merhaba arkadaşlar. Desen dersinin 7. haftasına hoş geldiniz. Desen dersinde hızlı çizimler yapıyorduk en son biliyorsunuz. Bu çizimleri bırakmayın. Evdeki bildirini çizin 5 dakikalık pozlar halinde. Bu sizi çok geliştirecektir. İlla figürlü çizmek zorunda değilsiniz. Tabii ki figür çizmenizi ben özellikle öneriyorum. Ama ne bileyim bir abajur olur, bir koltuk olur, bir berjer olur, bir kitaplık olur. Evden getirdiğiniz natürmort ürünleri vardır ya, bunları hızlıca 5 dakikalık çizimler yapın. Ekstradan da normal natürmort olarak egzersiz yaparsanız sizin için iyi olur. Bunları size vereceğim ödevlerin dışında söylüyorum ve öneriyorum. Şimdi bu dersimizin ana konusu ışık ve gölge. Açık koyu diyorlar bazen. Çoğu yerde İngilizce kaynaklarda ışık gölge olarak çıkıyor. Işık gölge aslında daha doğru bir tanım. Desen dersinde özellikle çizgisel anlatım, işte oran orantı, ölçme ve kağıda kompozisyona oturtma eğitiminden sonra genelde ilk eğitim, ardından gelen ilk şey açık koyu, yani ışık ve gölge oluyor. Işık ve gölgede biz 3 boyutlu düşünmeyi yeni yeni öğreniyoruz ve kavruyoruz. Yani resmi yaparken tamam, biz 2 boyutlu bir yüzeyin üstünde, yani bu kağıt nihayetinde 2 boyutlu bir kağıt ve 3 boyutlu nesneleri 2 boyutlu kağıdın üzerine aktarmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken bir illüzyona başvuruyoruz. İşte bu illüzyon da bizim aslında en fazla işimize yarayan argüman bu açık koyu, yani ışık ve gölge oyunları. Işık ve gölgeyi siz çizgisel olarak yaptığınız bir tasarıma, bir çizime eklediğinizde gerçek anlamda bir 3 boyut kazanmış oluyorsunuz. Şimdi burada ben birazcık küp atıyorum, küre, silindir ve piramit çizerek 3 boyuttaki gölgeyi, yani ışık ve gölgeyi anlatacağım size ve tabii ki ödevlerimiz de bunun üzerinden gelecek. Hemen başlayalım. Şimdi bir küp çizeceğim buraya. Arkadaşlar kübün perspektifine fazla önemsemeden, mesela normalde bunları uzaktan birleştirirdim ama şu anda bizim buradaki amacımız perspektiften ziyade küpümüzü adam akıllı gölgelendirmek. Şimdi burada bir karar vermem gerekiyor. Işık nereden gelecek? Işık genelde yukarıdan gelir. Yani doğal ışık güneşten dolayı yukarıdan gelir. Yani yukarıdan derken tam 90 derece yukarıdan gelmez. Yanlardan 80 derece, 70 derece sağdan soldan gider. Kuzeye, yani kuzey kutbuna ve güney kutbuna yaklaştıkça bu güneş ışığının biliyorsunuz açıları gitgide daha da düşmeye başlar. Ve daha düşük açılarda çarpan nesnelere ışık daha uzun gölgeler yaratmaya başlar. Yani bunu mantıklı bir şekilde düşündüğümüz zaman aslında o kadar da zor olmadığını görürsünüz. Yansımaya göre çok daha kolaydır. Şimdi biz bu küpün ışık üstünden düşüreceğiz. Bu küpe ışık şu yönden falan gelsin diyelim ki. Şimdi bu yönden geliyor ama arkadan mı geliyor? Tam yandan mı geliyor? Bakın şu hiza var ya, şu yüzey. Yani arkada göremediğimiz şu yüzey var ya. Tam buna yandan mı geliyor? Yoksa biraz çapraz arkadan mı geliyor? Buna da karar vermemiz lazım. Yandan geliyor deyip öyle ezbere yapmamamız lazım. Şimdi üstündeki gölge, mesela diyelim ki buraya bir gölge atalım. Arkadaşlar gölge atarken çok yanlış hatalar yapıyoruz. Mesela şu boyama olayını yapıyoruz. Bu boyama olayını yapmayın. Yani inanın boyar gibi şu şekilde taramalar atsanız çok daha iyi olur. Şu bile çok daha iyidir. Tabii ki yani özellikle şu anda benim kalemim de, kullandığım kalemim de ucu kırıldığı için çok sivri çekemiyorum. Açmam lazım bunun için. Kalemin ucu sivri olduğu zaman taramanız çok daha kolay olacaktır. Dikkat edin. Özellikle şu köşeden başlıyorum taramaya. Bunu, hani hocam diyeceksiniz ki ne yöne doğru tarayalım? Şimdi genelde yüzeye doğru taramak, yani yüzeyi kale alarak tarama yapmak çok daha mantıklı. Burada mesela ben bu yüzeyi şu şekilde tarayabilirim. Bakın buradaki çizgilere paralel olarak. Ya da dikey bir şekilde tarayabilirim. Taramayla ilgili size daha sonra daha detaylı bilgiler vereceğim ilerleyen derslerde. Ama şimdi gölge atacakken işimiz buna düşeceği için çirkin bir iş çıkmasını istemiyorum sizden. Birazcık özenmenizi istiyorum. Silgi her zaman elinizin altında. Taşırdığınız zaman veya daha temiz iş yapmak istiyorsanız bant çekebilirsiniz ama ben size tavsiye etmiyorum. Bu bir desen dersi, teknik çizim değil. Şimdi gelelim bu yüzeye. Arkadaşlar ışık sol yukarıdan geliyor. Bu yüzeye biraz daha vurmuyor da biraz daha yakın. Buraya çok daha uzak. Çünkü bakın tam tersi yüzeye düşüyor. Ondan dolayı ışık soldan geldiğine göre bu sağ tarafta kalan yüzeyin koyu olması lazım. Bu koyuluğu attım ama bakın daha bitmedi. Burada benim gördüğüm iki yüzey daha var. Üstü
ve bize bakan yönü, bize bakan tarafı. Şimdi ben üstünü mü daha koyu yapacağım, bize bakan tarafını mı daha koyu yapacağım? İkisini kıyaslıyoruz. Burasıyla değilim. En koyu yer burası. O kesin. Peki bir orta ton atmamız lazım. Üstü mü olacak, altı mı olacak? Altım dediğim bize bakan şu yüzey mi olacak? Bize bakan yüzey olur. Çünkü ışık zaten üste çok daha dik çarpıyor. Burada bariz bir şekilde ortada. Ve ışık biraz arkadan geliyorsa arkadaşlar, özellikle burasını daha hafif orta tonlarda bir tarama atmanız veya boyuyorsanız orta tonlarda bir boya atmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi elimde bir 3 ton oldu arkadaşlar. Bakın daha koyu ton, orta ton ve açık ton. Yani hiç tarama atmadığım üst taraf. Burada size bazı tiyolar göstereyim. 3 boyutluluğu arttıran şeylerden birisi şu kontrast olan yerleri. Mesela bakın şurada hafif koyudan eriterek açığa doğru bir ufak bir tarama daha atıyorum. Özellikle şu köşeden. Tamamını yapmıyorum. Yani şuradaki ton buradaki tondan daha açık. Bu aradaki kontrastı insanın gözüne daha fazla soktuğu için daha bir üç boyutluluk kazandırıyor. Bu geriye kaldı iki çizmemiz daha. Bunlardan birisi piramit, diğeri de silindir. Şuraya piramidi çizelim. Piramidin en büyük özelliği neydi arkadaşlar? Piramit yukarıdan baktığımız zaman dörtgen, yandan baktığımız zaman üçgen bir yapı. Şimdi ben buraya biraz yukarıdan yukarıdan ve çapraz baktığım bir piramit çizmek istiyorum. Tam 45 dereceden bakarsak şu ortadaki çizgiyi dik görürüz değil mi piramitte? Sanki böyle bir üçgen logoymuş gibi. Emin olduktan sonra bakın kenarlarını sert bir şekilde çekiyorum. Şimdi ışık yine soldan, tam soldan hatta bu sefer şuradan falan gelsin. Işık buraya tam soldan geldiği zaman neresi aydınlık olacak? Burası tabii ki aydınlık olacak. Bakın yere bakın. Işık şu şekilde çarpıyor. O zaman burası aydınlık olur mu? Evet aydınlık olur. Işık çarpıyor. O zaman karanlık olan yer burası. Bir gölgelendirelim. Buradaki şeyleri tekrar size anlatacak değil. Yani özellikle bakın şu sivri yerlerde versetli krem bu gibi yerlerde kullanabilirsiniz ama genelde pek tavsiye etmiyorum. Çünkü çok bastırabiliyorsunuz. Biraz daha alıştıktan sonra desene versetli kremi bazı yerlerde kullanmanız daha etkili olur. Yukarıdaki dairedeki kare ve küpteki yaptığım efekti burada da kullanıyorum. Şimdi ışık soldan geldiğine göre aynı şekilde gölge sola çarpacak. Ben burada tabii ki bakın arka tarafını da düşünüyorum. Çünkü bu dikdörtgen de yukarıdan baktığım zaman şöyle bir zemine olacaktı. Diğer en uç tarafı burada olduğuna göre ve bunu üçgen olarak gördüğüne göre buradan bakan birisi de biz nasıl buradan aynı şekilde 45 derece yandan bakıyoruz. Bakın şu sağdan da bakan birisi 45 derecede yandan göreceğine göre üçgen görecektir. Üçgen bir şekilde uzun bir gölge olacaktır. Yani bu gölgenin uzunluğunu şu şekilde bulabilirsiniz. Bakın şu tepe noktası. Demek ki ışık yani güneş şu açıdan vuruyor. Bu açıyla vuruyor. Eğer buraya kadar geliyorsa bu açıyla vuruyor demektir arkadaşlar. Tabii ki ben yine soldan sağa gölgelendirmemi devam ediyorum yapmaya. Aynı şeyi burada da yapıyorum arkadaşlar bakın. Evet, gölgemiz kenarlarını da kontrollerini de çekeyim ki daha iyi algılayın. Normalde gölgenin kontrolleri olmaz arkadaşlar. Yani çekmemeye çalışın olabildiğince. Yan tam 45 derece yandan vuruyor. 45 derece dediğim şu yüzeyin tam 5 derece yatay olarak vuruyor.
Ve zaten iki yüzeyini gördüğüm için piramidin burada gölgelendirmek piramitte çok basit. Fakat olduğu da arkadan vuruyor olsaydı veya şuradan vuruyor olsaydı arkadaşlar. Bakın şu yüzeyi var ya arkadaki. Şu arkadaki yüzeyi var ya. Buradan bu şekilde ışık tam 90 derece buraya vuruyor olsaydı. O zaman burası çok koyu olacaktı. Burası yarım ton olacaktı. Çünkü burayı ışık bir bakıma yalayarak geçiyor. Fakat burada tam zıtta, tam arka tarafında. Yani bunları düşündüğünüz zaman aslında o kadar da zor olmadığını görüyorsun. Şimdi yeni bir kağıt alayım ve silindire geçelim. Silindirde artık biraz daha kafanıza oturmuştur bazı şeyler diye düşünüyorum. Basit, yani 3 boyutlu düşünmekle alakalı. Burada yine size anlatacağım ama perspektif dersinde anlatmıştım. Biraz daha anlatacağız zaten orada işi. O kadar basit değil yani. Neyi basit olmayan? Şu elipslerin perspektife göre görüntüsü. Biz bu elipsleri nerede daire olarak görüyoruz? Nerede çok daha daralıyor? Nerede tekrar açılıyor? Bu aynı zamanda perspektifin de konusudur. Şimdi ben bunu çok göz hizama yakın çizdim bu elipsi. Onun için biraz daha elipsi açarak şu şekilde biraz daha elipsin yani çizeceğim silindirin biraz daha üstünden bakmaya çalışıyorum. Silindirin atıyorum. Burayı daha yukarıdan baktığım için daha geniş, şuraya göre daha geniş bir elips çizmek zorundayım. Bırakın burasını da çizin, sorun değil, silersiniz. Önemli olan şuradaki doğru çizgiyi bulduktan sonra onu tamamlamanız. Elipse ışığımız yine soldan üstten çarpıyor. Buradan gelen ışık elipsin en aydınlık tarafını doğal olarak sol tarafı ve üst tarafı olmasını sağlayacaktır. Üst tarafına bir ton girmeyeceğim. Onun için burayı birazcık temizliyorum. Şimdi klasik bir şekilde bakacak olursak burası en koyu, burası en açık olan yer olur. Ama hayır arkadaşlar, bu yüzey genelde yani dairesel yüzeyler şurada gördüğünüz gibi aslında aynı mantık. Şimdi biraz daha ton atmaya başlayalım. Daha iyi belli olacaktır. Buraya yine bakın arkadaşlar. Çok fazla ışık çarptığı için bu yüzeyi ben olabildiğince ince bırakıyorum. Çok ince. Çok koyu değil. Ama burasını bayağı koyu ve kalın atabilirim. Çünkü burası gölgede olan kısım. Evet, yavaş yavaş koyulaşacak. Çok koyu olacak ve yavaş yavaş açılacak. Dikkat ederseniz düz çekmiyorum. Düz de çekebilirsiniz tabii ki ama biraz daha forma göre yatay çizgiler çekiyorum. Şu şekilde kalemi sağa sola yapıyorum. Bu eğer bir metal olsaydı geçiş soft değil daha sert olurdu. Çünkü metaller aynı zamanda ayna görevi gibi sert yansıttıkları için ışıkları.
Arkadaşlar buranın yani en sol tarafın şu kısmın tamamen açık olmamasının tek nedeni arkadan gelen bir kavisinin olmasıdır. Şu kavis. Bu kavis de aslında bakın ışık tam buradan çarpıyorsa eğer bakmayın siz bizim gördüğümüz en net yer burasıymış gibi gelebilir size. Ama burayı çünkü bizim gözümüze yansıtma açısını düşündüğünüz zaman en aydınlık göreceğimiz yer matematiksel olarak şu kısımlardır. Bu arkadaki kalan kısım şuradan yine göremediğimiz o karanlık kısımların yani buraları da karanlık biliyorsunuz özellikle burası kısımların yansıması ve devamıdır. Buradaki bu kısmın aydınlık olmasının nedeni şuradaki anlattığım nedenle aynı. Başka hiçbir şey değil. Yani ne? Yansı. Diyelim ki bu kısma yerden olan yani yerin beyazlığı yansıyor. Işık buradan geliyor. Şu açıyla vuruyor buna ve yere. Şuradaki yerdeki ve şu arkadaki yerdeki yansıma şöyle arkadaşlar. Bakın burayı neden bu şekilde görüyoruz? Çünkü buradaki silindir yani daire gölgede de aynı şekilde görülecektir. Şimdi bunun gölgesi matematik olarak böyle düştüğünde bunların paralel olmasına dikkat edin arkadaşlar. Buradaki ki ben bu kadar da biraz fazla oldu. Hiç düşünmeden ezbere çektim. Şimdi şu arkadaki bakın hani ne yapmıştık? Şöyle çizmiştik değil mi? Hı. Daha ince olacak. Bakın burada elipsi çizdiğim zaman şuradaki elipsi daha ince olacağını görüyorum buradan gölgenin. İşte arka taraflarını da düşündüğünüz zaman çok daha doğru şeyler yaparsınız. Şimdi şuradan yansıyan ışık tabii ki buna vuracaktır. Buradan yansıyan ışık mesela olabildiğince şimdi bunu biraz daha çevirmem lazımdı. Bu gölge tam doğru değil. Biraz daha bakın şöyle olması lazımdı. Çünkü en koyu yer burası. Bunlara dikkat edin. Buradaki yansıyan ışığı yani yerden yansıyan ışığın özellikle şu bölgelerde daha güçlü olacağını da tahmin edin. Çünkü burada artık ışık merkezinden yansıyan ışıktan uzaklaşmaya başlıyor. Ve şu üst taraflar biraz daha koyu olur arkadaşlar. Bunu yapmasanız da olur. Ben ekstra bilgi olarak size bunu anlatıyorum. Buraları biraz daha koyu olur. Buraları da biraz daha koyu olur. E hocam burası çok yakın değil mi? Hayır, burası da bu sefer çok yatay gördüğü için yani masayı veya yüzeyi çok yatay gördüğü için şu kısım biraz koyu olur arkadaşlar. Sonra aydınlanmaya başlar. İşte bu şekilde bıraktığınız zaman çok daha realist ve gerçekçi bir 3 boyut kazandırırsınız. Tabii ki ne oldu? Buradaki gölgeyi de bu şekilde atmamız gerekecek. Biraz önceki işte şurada gördüğünüz gibi yüzeye paralel ve gölgenin uzamına uyan gölgeler atacaksınız. Arkadaşlar ödeviniz bunlar. Kağıt boyutu şu anda elinizde olan kağıtlar 50'ye 70 kağıtlar varsa 50'ye 70 kağıtlara yoksa A3'e fark etmez. Bunları çizmeniz. Büyüklük en az bu kadar olacak. Zaten ödev kısmında size belirteceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.